İlmenin maneviyat mayasının ana iksiri konumunda görevlerini yapmışlar. Hala da yapmaktadırlar. Medreselerin vizyonu ve misyonu elbette ki öğrendikleri ilimle dalgalandırdıkları bayrakla daha nice nesillere ve ta kıyamete kadar devam ettirileceğini de bu konuda ümidimiz ve umudumuz da tamdır. Ancak burada değerli üstadlarından bir istirhamım olacak. Mutlaka medreseleri ilahiyatlarla da bütünleştirmemiz gerekiyor. Çünkü tek kanatlı bir kuş uçamayacağı için mutlaka iki kanada ihtiyacı var. Bu ihtiyacı giderme noktasında kendi öğrencilerimize ciddi manada güzel bir perspektif ve güzel bir bilinç vermemiz gerekiyor. İlimle birlikte ne olur marifeti de öğretmemiz gerekiyor. İlimle birlikte marifet ve ilimle birlikte dünyaya bakış açısı ve aynı zamanda değerli dekan hocamızın da ifade ettiği gibi gerçekten metot ve uslup noktasında öğrencilerimizi, talebelerimizi yetiştirme noktasında yeni bir metot veya güncel olma yönüyle bunu da değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Evet, kıymetli davetlilerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Mehmet Sıddîk-i Teylani, min sülâleti Seyyid Abdülkadir Geylani, kadesevve ve esvârehul aliyye. Ve kezâ telmizuna Mela Halil, İbn-i Haydem, El-Çılhuli, El-Baleki, El-Tatvani. Ve hiye enne hakikatel ibadeti ma yenşe'u min hudûn ve huşû'an ve intisâl ve ricâl. الشهود موقوفة على المحبة وظهور المحبة والمتابعة موقوفة على معرفة الطريقة المتابعة إذا كان الأمر كذلك جعلهم ورثة الأنبياء في إعلاء كلمته والصلاة والسلام على من تشرف بحقائق العلوم والمعارف وهي أن حقيقة العبادة ما ينشأ من خضوع وخشوع وانكسار ورجاء وهذه المذكورات إنما تنشأ من شهود عظمة الله على القلب وسعادة الشهود موقوفة على المحبة ورسل الأنبياء في أعلى كلمته Seyyid Nasrullah Geylani hocamız tarafından icazeleri okunmak üzere. Fotoğraf alacak olanlar alabilirler. Evet. Görüyoruz zaten son bölüme girmiş olduk. O büyük mahkemede bütün diller yakın, dağların yürüdüğü, göklerin, güneşlerin... Gerek yok, nereye gireceğiz? Biz burada sıra dışarı. Tamam.